Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, bugün 8 Ocak, yani Metin Göktepe'nin, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin katledilişinin 19. yılı. Metin, 8 Ocak 1996 günü İstanbul Eyüp'te "mutlaka ben izlemeliyim" dediği habere gittiği sırada polislerce gözaltına alındı ve işkenceyle darp edilerek hayatını kaybetti. Bizler de bugün Metin'i anıyoruz ve Metin'i konuşacağız. Karşı Pencere'de de hemen sizlere konuğumu tanıtayım. Gazeteci Sadık Güleç, aynı zamanda Metin Göktepe'nin arkadaşı. Hoş geldiniz. Sadık Hocam, şimdi Metin'e dair aslında çok şey biliyorsunuz. Çünkü çok yakından arkadaşıydınız. Aynı zamanda meslektaşısınız. Ama öncelikle ben kısaca sizi tanımakla başlamak istiyorum. Neler yaptınız, nerelerde çalıştınız? Ya ben profesyonel olarak gazeteciye 1989 yılında Günaydın Gazetesi'nde başladım. İşte kısa bir süre orada çalıştıktan sonra sosyalist basına geçtim. Özgürlük Dünyası'nın yazışları müdürlüğünü yaptım. Ve işte bu basında işte Evrensel Kültür, Gerçek Dergisi, Özgürlük, bütün bunların kuruluşunda yer aldım. Daha sonra işte 93 yılının sonuna doğru malum nedenlerden dolayı yazışları müdürlüğünden kaynaklanan cezalarından dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. 96 sonunda geldim. Sonra tekrar işte Evrensel'e başladım. İşte bugüne kadar da gazetecilik yaşamım devam ediyor. Evet, aktif olarak devam ediyor gazeteciliğiniz. Aynı zamanda fotoğrafçılığınız da evet, var, değil evet, mi? Evet, evet. Foto muhabiri olarak da uzun yıllar çalıştım. Ama hani buralarda çalışırken bazen ikisini birlikte yürüttük. Yani hem mesela Gerçek Dergisi'ni çıkartırken de hem foto muhabirliği hem işte özellikle gençlik, üniversite gençliğine ilişkin, işçilere ilişkin bir sürü haberi takip ediyordum. Evet. Peki Metin'le tanışmanız nasıl oldu? Siz çok eskiden tanıyorsunuz Metin'i. Ya ben üniversite yıllarından tanıyorum Metin'i. Ben de yani üniversitedeki işte öğrenci derneklerinden gelen bir insanım. Öğrenci temsilciliği yaptım. Daha sonra sosyalist basına, işte Özgürlük Dünyası'nı çıkarmaya başlayınca, bugün bir teorik dergi ama o zamanlar ilk çıkışında haberler de yapan hani bir dergiydi, aylık olmasına rağmen. İşte üniversitede gençliğin çeşitli sorunlarına eğilen yazılar çıkıyordu. Dolayısıyla Metin'i üniversiteden tanıyordum. Metin çünkü üniversite gençliği içerisinde de aktif bir insandı. Tanışıklığım oradan geliyor. Daha sonra Gerçek diye bir haftalık haber dergisi çıkarmayı düşündüğümüzde Metin ilk başvuranlardan biriydi. Ve Gerçek'te bir gençlik masası dediğimiz bir masa vardı. İşte orada 3-4 tane Metin'in de içinde olduğu üniversite gençliğinden arkadaşlar vardı. Onlarla birlikte çalışıyorduk. Benim tabii daha önceden gazetecilik tecrübem olduğu için hani onların haberlerine bakmak, işte fotoğraflarla ilgili sorunları halletmek falan gibi bir işlevim oluyordu. Öyle bir çalışma ortamımız vardı. Metin'e ama esas olarak yani gazeteci olarak Gerçek'te başladık. Yani aslında Metin'in gazeteciliğe adım atması sizinle beraber oldu beraber diyebiliyoruz. Oldu, tabii beraber oldu. Beraber evet. Oldu. Peki Metin nasıl, yani çalışma sistemini ben çok merak ediyorum mesela. Yani nasıl çalışıyordu, haberleri nasıl hazırlanıyordu? Ya ben Metin'in farklılığını öncelikle şunu söyleyeyim. Yani insanlarla çok kolay iletişim kuran biriydi. Hani derler ya bazı insanlarda şeytan tüyü vardır. Hani en olmadık insanla iletişim kurur ve onu ikna edersiniz. Bu gazetecilikte çok önemli bir avantajdır. Yani fotoğraf için de geçerlidir, haber için de geçerlidir. Çünkü bir insana mikrofonu uzattığınız zaman ya da fotoğraf çekmeye başladığınız zaman da o hani başka bir şey haline dönüşür. Onu kırardı Metin. Yani en olmadık insanlarla iletişim kurardı ve mesela yalnızca hani sosyalist basın dediğimiz kesimdeki insanlarla değil. Sokağa çıktığı zaman bütün o piyasada çalışan, işte Hürriyet'in, Sabah'ın, sokaklarda eylem takip eden hani basın emekçisi dediğimiz insanlarla çok yakın ilişkileri vardı. Ve onlar da mesela, çünkü onlara gelen bir takım haberler olur, kullanmadıkları haberler olur. Mesela oralardan çok ciddi bize bir haber akışı olurdu ve bu Metin kurduğu ilişkilerle olabilecek bir şeydi. Metin yapan neydi? Yani muhakkak birçok özelliği vardı ama elbette sosyalist basına çalışmasıyla başlayabiliriz. Yani aslında sıradan bir gazetecilik değil, değil mi bu? Çünkü bir iddiası vardı Metin'in ve çalıştığı evet. Gazetenin de bir iddiası vardı. Şimdi bir 90'lı yılların atmosferini biraz evet. Anlamak gerekiyor. Yani hani biz o yıllarda belki içinde çalışırken bunun çok farkında değildik. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda hakikaten çok böyle işte yargısız infazların olduğu, hani sokakta gazetecilerin başına her türlü, özellikle sosyalist basında çalışan gazetecilerin başına her şeyin girebildiği dönemlerdi. Zorlu yıllardı.
Yani dolayısıyla o yıllarda gazetecilik yapmak zordu hakikaten. Yaptığınız haberler açısından da zordu. Yani öncelikle bütün kamu kurumları size kapalıydı. Gittiğiniz işte işçi direnişleri olur, öğrenci direnişleri olur, başka şeyler olur. Yani buralarda sürekli hedeftiniz. Ve Metin de tabii öğrenci hareketinden gelen bir insan olduğu için, sonuçta öğrenci derneklerinde bulunan bir insandı. Siyasi polis tarafından işte çok tanınan bir insandı. Yani ben şeyi hatırlarım, yani mesela Cerrahpaşa'da bir basın emekçilerinin bir eylemini izliyorduk. Oradaki polis müdürün dönüp ya Metin diye bağırıp laf attığını falan hatırlarım. Ya da sivil polisler gelir işte Metin kimliğini göster, yani Metin'i tanıyorlar ama Metin kimliğini göster diye hani taciz ederler falan. Ama bütün bunların dışında çalışma yöntemi olarak titiz bir insandım. Yani bir haber hazırlıyorduk mesela, şöyle bir haber önerisi olmuştu. İşte küçük günlük basına çıkan bir haber. Bir patlama olmuş, bir haddane döküm şeyinde patlama olmuş, birkaç işçi yaralanmış. Ona baktım mesela. Ve oranın aslında işte eski Sovyetler Birliği'nden askeri hurda getiren bir yer olduğunu ama kaçak olarak getiriliyor. Ve askeri hurdaların içerisinde, askeri malzemelerin içerisinde patlamış mermiler var. Onlar patlıyor ve insanlar yaralanıyor. Buradan mesela güzel bir haber çıkarmıştı. Hatta ben biraz hani günlük basından geldiğim için biraz daha böyle titiz davranıyordum haberlerde. Ya bu işçiler böyle anlatıyor mu, ama bu iş gerçekten böyle Metin, hani bir de bir sağlam bir kanıt gerekir. Hani içeriden haddaneden fotoğraf falan bir şey gerekir dediğimde. Ertesi gün geldi. Hocam müdürüm derdi. Yazışları müdürüm devam ettiği için özgürlük dünyasından bana müdürüm dedi. Müdürüm kanıtı getirdim dedi. Bir tane patlamamış böyle bir uçak sefer mermisini masanın üzerine koydu. Peki onu anlatmış mıydı? Yani nasıl ulaşmış ona? Ya işçilerle konuşuyor. Hani siz böyle diyorsunuz ama hani bir şey gerekiyor, hani kanıt gerekiyor. Hakikaten bu patlamalar askeri malzemelerdekinden dolayı mı oluyor diye. Onlar da hakikaten bir tane patlamamış uçak sefer mermisini buluyorlar. İşte fotoğrafını çekiyor. Onu da cebine alıp getiriyor. Evet. Peki şimdi yani sizi çok yormak ya da üzmek değil muhakkak istediğim. Ama biraz tabii o duygusal şeyi de anlamak istiyorum. Yani siz haberi aldığınızda Türkiye'de değildiniz sanıyorum. Haber size nasıl ulaştı? Nasıl duydunuz haberi? Gerçi yurt dışı bürosundaydım ben, yurt dışında. Orada aldım. Yani şimdi 90'lı yıllarda biz böyle çok kayıp yaşadık. Yani Metin'den önce işte Murtaza Kaya benim arkadaşımdı. Metin de arkadaşıydı. Edebiyat Fakültesi bir öğrenciydi. Bildiri dağıtımının ertesinde işte başından vuruldu. Arkasından gelen bir sivil polis başından vurdu. Engin Egeli hem Metin hem benim arkadaşımdı. Ama hani mesela ölümü hani yakıştıramayacağınız insanlar vardır. İnanamayacağınız insanlar vardır. Ben yurt dışında o haberi aldığımda önce tabii bir refleksle oradaki arkadaşlarla işte yurt dışında yapılabilecek ne varsa onları yapmaya çalıştık. Üçüncü ya da dördüncü günde ben hani Metin'in öldüğünü, yani kendi benliğimde hissettim diyeyim. Yani o 3-4 gün boyunca sanki hani bir şey olacak ve hani bu haber yalanlanacak gibi. Yani 3-4 gün duygusal bir refleks gösteremedim. Yani dediğim gibi yani böyle çok ölümü yakıştırabileceğiniz bir insan değildi. Evet. Belki de o şey mi acaba, o gazeteciliğin getirdiği de bir şey olabilir mi? Yani hemen bir şeyler yapmanız ve o duygusal şeyi 3-4 gün sonra yaşamanız acaba o da olabilir mi? Belki işte dediğim gibi hani o yıllarda çok arkadaşımızı kaybettik. Yani Namık Tarancı da evet. Diyarbakır'da öldürüldüğünde işte biz Sultanahmet'teki binada hemen o gün işte eylemleri basın valiye bir yürüyüş, gazetecilerin katıldığı bir yürüyüş organize ettik. İşte basın bildiriler hazırladık. Olayı anlamaya çalıştık. Yani önce yapılabilecek hani yapılabilecek şeyleri düşünüyorsunuz. Belki de bir yani gazetecilik, evet, belki gerçek de, gazetecilik bunu gerektiriyordur belki. Ama yok, Metin de hakikaten Metin benim için hani şimdiye kadarki yaşadığım olaylar içerisinde beni en çok etkileyen ölümlerden birisiydi. Dediğim gibi yani Metin'e çok ölümü yakıştıramıyorsunuz. Evet. Peki şimdi
Yani o dönemde uzunca süre davalarını da muhakkak takip etmişsinizdir. Biliyoruz yani bizler davalar oradan oraya taşındı. Yani bir sürü şey oldu. Bir şekilde polisler bir ceza aldılar. Elbette yeterli değildi bu. O dönemde çok tartışılmıştı. Peki bu dava kapandı mı? Şimdi şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani Metin Göktepe davası hakikaten bir milat oldu. Yani yargısı infazlar açısından da bir milat oldu. Bunda Metin'in demin anlattığım kişisel özelliklerinde ben çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Yani bütün basın dünyasındaki o basın emekçileriyle kurduğu ilişkiler herkes tepki gösterdi. Yani o bir dönüm noktası oldu. Yani çok lakayt bir şekilde yapılan işte duvardan düştü öldü açıklaması bütün basında, yalnızca sosyalist basında değil, bütün basında çok ciddi bir tepki yarattı. Yani Hürriyet'te hiç inanamayacağınız yazarlar bu konu hakkında o dönem yazı yazdı. Ve çok ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturdu. Belki evet yani Metin'in katilleri istenilen cezaları almadılar. Ama hani Metin'in ölümü ve onun sonrasındaki tepkiler Türkiye'de bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra kolay kolay basına karşı, basın emekçilerine karşı böyle bir tekrar böyle bir olay gerçekleştirilemedi. Çünkü dediğim gibi çok ciddi bir kamuoyu yaratıldı. Asıl kazanç bu belki. Yani asıl insanların vicdanlarında yaratılan o tepki, daha sonra yüklenen o tepki. Çünkü işte o dönemin emniyet müdürü Orhan Taşanlar'ın az bir ceza alması. Ama hani sonuçta ceza da aldı. Ve bu yürütülen o kampanyayla onun peşinden giden insanlar sayesinde oldu. Evet. Peki yani biraz aslında bugüne doğru gelirsek dediğiniz gibi yani şimdi 90'larda özellikle gazetecilerin sokakta başına ne geleceğini bilmiyorduk diyorsunuz. Böyle bir tehlikeyle bu mesleği yürütüyordunuz. Şimdi bugün belki böyle olmayabilir. Ama ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü anlamında ne noktadayız? Yani çok mu ilerledik? Ya ilerleme lafı biraz göreceli bir kavram. Yani hani durduğumuz yerle alakalı bir şey. Yani geçmişe baktığınızda evet hani geçmişte öldürüyorlardı, bugün öldürmüyorlardı deyip bunu da bir kazanç olarak görebilirsiniz ama öyle değil. Sonuçta Türkiye'de ifade özgürlüğünün önünde daima bir takım engeller oldu. Yani yasaların maddeleri değişti. Hani her zaman için bir özgürlük geliyormuş duygusu yaratıldı. Yasaların maddeleri değişti ama değişen sadece maddeler oldu. Dolayısıyla hani geçmişle kıyaslayıp bugün bir şeyler daha iyidir demek çok yanlış bir şey. Daha iyi değil. Yani belki evet geçmişte gazeteci cinayetleri oluyordu. Bugün belki olmuyor ama bugün farklı sorunlar var. Sonuçta demokrasinin kendisi açısından bakarsınız meseleye. Yani olması gereken ne? Basın özgürlüğü nasıl olmalı? Ve buna ulaşmak için neler yapılmalı? Nasıl olmalı peki sizce? Sonuçta insanlar düşünceleri yüzünden, yazdıkları yüzünden, içine şiddet içermediği sürece, şiddet derken yani fiziksel gazetecinin yaptığı bir şiddet olmadığı sürece düşünce özgürlüğü önünde hiçbir engel olmamalı. Kısa sadece bu olmalı diye düşünüyorum. Yani şimdi yakın zamanda mesela bir medya operasyonu yaşadık. Yani cemaat medyasının bir operasyon söz konusuydu. Ona dair ne söylersiniz? Yani çünkü çok tartışıldı ya basın özgürlüğü mü, özgür basın meselesi mi? Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Ya burada sistemin kendi içindeki çatışmalara çok takılmamak gerekiyor. Yani sistem kendi içinde çatışıyor. İşte geçmişin muktedirleri bugün mağdur olabiliyor veya tersi olabiliyor. Ama genel olarak bir basın özgürlüğü çerçevesinden bakmak gerekiyor. Yani evet. Bugün operasyon yiyenler, bugün işte gözaltına alınanlar geçmişte çok büyük antidemokratik uygulamalara imza attılar ve savundular yani hani ve yaptıkları bir öz eleştiri de yok. Ama buna bakarak da şunu dememek gerekiyor. Ya evet siz de geçmişte bunu yapmıştınız, bunu hak ettiniz diyemeyiz. Bizim genel demokratik ilkelerimiz vardır. Bu ilkeleri savunuruz. Bunun içerisinde de işte bir gazeteci sadece yazdığı bir şeyden dolayı gözaltına alınamaz, ifadeye çağrılamaz. Evet. Şimdi yine çok yakın zamanda yani dün ve yaşadığımız bir mesele var. Şimdi
basın özgürlüğü tartışması bir tarafa, bir tarafa da işte ifade özgürlüğü. Fransa'da yaşanan olay mesela. Takip edebilmişsinizdir siz de. İfade özgürlüğünün önünde bir engel olarak görüldü ve bir katliam yaşandı bir karikatür dergisine. Acaba Fransa'da yaşanan bu olay Türkiye'de sıçrar mı? Yani bir şeyleri kırdı mı? Şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Fransa'da yaşanan olay belki Avrupa'da 11 Eylül'den çok daha büyük etkisi olabilecek bir şey. Çünkü Fransa demokratik gelenekleri açısından çok güçlü bir ülke. Böyle bir ülkede siz bir basın binasını basıp işte 12 tane karikatüristi öldürüyorsanız bunun yansımaları çok büyük olur. Ve burada da buna karşı çıkarken de demin söylediğim gibi amalı konuşmadan karşı çıkmak gerekiyor. Yani orada inanamayacağınız şeyler hakkında inanamayacağınız şeyler yazılabiliyor. Çünkü oradaki basın özgürlüğünün sınırları bizim biraz algımızdan biraz daha farklı. İnsanların ruh halleri de böyle. Yani bir gazetecinin oradaki psikolojisi de farklı. Bugün ben televizyonlara bakıyorum. Birçok medya kuruluşu amalı cümleler kurarak ama karşıyız ama hani işte Peygamber Efendimiz'e de hakaret ettiler deyip oradan amalı cümleler kurabiliyorlar. Ama orada bunu yayınlayanlar işte İsa için de başka bir şey yayınlayabiliyor. Bir başka için de bir şey yayınlayabiliyor. Çünkü o 200 yıllık, 300 yıllık o demokratikleşme sürecinde onun için eleştirilemeyecek bir şey yok yani. Hani o buradan bakıyor meseleye. Bunun karşısında en fazla şunu yaparsınız. Siz de karşı çıkarsınız ya da karşı donanınızı ortaya koyarsınız. Veya basın bildirinizi, yürüyüş yaparsınız. Başka bir şey ama tepkinizi demokratik kurallar içerisinde yürütürsünüz. Şimdi arada farklar var dediniz ya mesela yani orada basında çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasında farklar var. O yani en görünür farklar neler mesela? En görünür fark insanların psikolojilerinde aslında. Yani burada yani demokratik zihniyet açısından buradaki birçok gazeteci sürekli amalarla konuşuyor. Onların bizim kafamızda sürekli şeyler var. Yani kendi doğrularımız var, kendi sınırlarımız var. Ve o sınırların dışına taşan şeyler olduğu zaman biz biraz daha reflekslerimiz zayıf oluyor. Ama bir batılı gazeteci için bu böyle değil. Bir de şimdi yoğun da yani destekler var Charlie'ye yönelik. Yani kınama daha doğrusu eylemler yapılıyor hem dünyada hem Türkiye'de. Bugün Metin Göktepe mezarı başında anılırken oradan da bir destek geldi. Fadime Ana da bir döviz taşıdı. Bu destekler sizce yeterli mi, arttırılmalı mı? Ya da sadece evet ben Charlie'yim demekle yeterli mi? Neler yapılabilir? Yani özellikle gazeteciler ne yapmalı? Bence sendikalardan başlayarak bütün basın kuruluşlarının bence biraz sokağa inmesi gerekiyor bu meselede. Çünkü bu gerçekten bir dönüm noktası. Yalnızca Fransa'daki gazetecileri ilgilendiren bir sorun değil. Bizim aynı zamanda bizim basın özgürlüğümüzle, bizim değerlerimizle de alakalı bir şey. Yani birileri eğer siz ne söyleyeceğinizin sınırlarını çizmeye başlarsa bunun ucu çok açık. Yani yarın bir gün bizim için de çok farklı şeyler çizilebilecektir. Ve yasaların dışında şeyler bunlar. Yani hani yasalarda böyle bir yasak yok. Ama birileri size şunu diyebilir. Ya bu benim değerlerime aykırı, bu benim çizgime aykırı, bu bir diyerek bunu sürekli genişletebilir ve burada artık hareket etme imkanınız kalmaz yani. Evet. Peki şimdi şunu sormak istiyorum size, yani siz de deneyimli bir gazeteci olarak. Şimdi Metin Göktepe aslında birçoğumuz için büyük bir yani idol oldu ve birçoğumuz da onun şahsında aslında gazetecilik istedik. Yani genç gazetecilere, özellikle Türkiye'de bugün gazetecilik yapmak isteyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Yani öncelikle neler yapmalıyız mesela? O kadar yaşlı bir gazeteci değilim. Ama şey, yani haberin içinde olmak gerekiyor, sokağa inmek gerekiyor. Küçük şeylerden, yani haberin küçüğü büyüğü yoktur hakikaten. Bu fotoğraf içinde geçerli. Yani en iyi fotoğraflar sokaktan çıkıyor. En iyi yazılar da sokaktan çıkıyor. Bir habere gittiğiniz zaman hani size bir görünen yüzü vardır. Bir de orada bazen fark edemediğiniz küçük öyküler vardır. İnsanların küçük öyküleri vardır ve o küçük öyküler aslında çok şey anlatır.
biraz bu öyküleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Ona yoğunlaşmak gerekiyor. Yani bir basın açıklamasına gittiğiniz zaman bir de klasik bir şey vardır. İşte birisi çıkar, konuyla ilgili açıklamasını yapar. Ama orada bir anne vardır, bir işçi vardır. Onun bir öyküsü vardır. Yani ona yoğunlaşmak gerekiyor. Muhakkak Metin de böyle yapıyordu. Metin böyle yapıyordu. Yani demin anlattığım örnekte olduğu gibi o küçük bir gazete haberiydi. Yani bir yerdeki bir patlama. Ama oraya baktı ve şeyi gördü. Ya burası bir bu patlama niye oluyor? Sonra oradaki işçileri buldu, konuştu. İşte bir hurda malzeme geldi öğrendik. Ama oradaki o gün günlük basında hani bir büyük gazetedeydi şimdi hatırlamıyorum. O büyük gazetede küçük bir şeydi o. Küçük bir haberdi o. Onlar görmemişti ama Metin onu gördü. Bu yanıyla belki örnek alınması gerekiyor. Demek ki şimdi oradan başka bir sonuç da çıkıyor. Bunu yapabilmek için deneyimli olmak şart değil şart o zaman. Tabii. Merak etmek gerekiyor. Gazeteci soru sorabilen insandır. Hani soru sorabilmek ve merak etmek gerekiyor. Siz bir şey merak ediyorsanız o haberdir. Yani önce sizin merak etmeniz, sizde bir ilgi uyandırdıysa okuyucu da haydi haydi ilgi uyandıracaktır o. Evet. Peki şimdi Metin de yani öldürüldü. Habere giderken mutlaka bu haberi ben izlemeliyim diyerek gitmişti. Hep böyle miydi? Yani istediği şeyi muhakkak yapar mıydı? Ya özellikle toplumsal olayları izlemeyi seviyordum. Yani fotoğraf yönüyle de seviyordu. Ve o dönemdeki bütün eylemlere gittiğini biliyorum ben. Yani işte yurt içi kargo grevi vardı, o izledi. Öğrencilerin eylemi vardı, o izledi. Biraz da belki şeyden geldiği için, üniversiteden geldiği için, bu öğrenci hareketinden geldiği için o dinamizm onu çekiyordu. Evet. Peki size Metin dendiğinde ilk aklınıza ne geliyor? Yani onunla yaşadığınız ufak bir anı ya da böyle yüz gülümseten bir anı. Yani Metin dendiğinde ilk ne canlanıyor sizin kafanızda? Ya Metin dendiğinde ilk benim aklıma o gülen yüzü geliyor tabii. Yani hani... Metin'in fotoğraflarına bakın, bütün fotoğraflarda gülüyordur. Metin neşelidir ve bu neşelik şeydir, insanın içini ısıtan bir gülümsemedir. Ben bazen eski arşivime bakıyorum ve bazen hiç olmadık yerde Metin'in bir fotoğrafı çıkıyor. Beraber bir eyleme gitmişiz, fotoğraf çekmişiz, birbirimizi çekmişiz ama haberim yok. Hani o eski arşivi bakarken Metin'in fotoğrafını görüyorum ve bir gülüyor yani hani objektife bakıyorum. Sıcak bir gülümsemeyle bakıyor. Evet. Peki yani aklınızda kalan böyle çok çarpıcı bir anı var mı Metin'le ilgili? Yani çok şey var. Hani bazıları böyle şeydi. Yani zor şeylerdi. Demin anlattığım hikaye gibi çok şey yaşadık yani. Ama benim hani en çok mesela o dönemde çalışırken en çok böyle polislerin böyle sürekli şey olması, hedefi olması sürekli öyleydik. Yani dediğim gibi üniversite hareketinden geldiği için belki oralar... Peki Metin buna ne diyordu? Yani bunu soruyor muydunuz ona? Sürekli polislerin bir tacizi söz konusu Metin'e? O öğrenci hareketinden geldiği için. Üniversitelerde aktif olarak öğrenci hareketi içinde bulunduğu için o dönemin bütün sivil polisleri de tanıyordu ve garip tabii bir taciz vardı sürekli. Yani hani gittiğimiz bir eylemde işte hemen çağırırlar, kimlik kontrolü yaparlar. Kim olduğunu biliyorlar halbuki yani. Peki o günlerden bugüne sizde belki de mesleğiniz için de geçerli olabilecek Metin'den ne kaldı? Yani bir ilkel duruş gibi mesela. Yani Metin'den ne kaldı? Beni hayatı dediğim gibi en çok etkileyen olaylardan birisi oldu. Yani çok yakın bir arkadaşım olduğu için belki beraber gazeteci biraz da belki benim daha önceden bir gazeteci geçmişim vardı ama az bir geçmişim vardı. Beraber başladık. Birçok şeyi beraber yaşadık. Yani dolayısıyla böyle Metin'le ilgili her söz açıldığında benim için hep konuşması çok zordur. Peki tam şimdi bugün bir gazetelerde de bakıyoruz. Bazıları yanlış yazıyorlar tarihi ama Metin tam olarak hangi tarihte ve hangi gazetede başladı gazeteciliğe? Gerçekte başladı. Gerçekte.
Yani 92 yılının başında Gerçek Haftalık Gerçek Dergisi'nden başladı. Haftalık olarak yayınlanan bir haber dergisi projesiydi. İşte evrensele kadar devam etti. Ve o dönemde hakikaten çok ciddi bir habercilik yaptı Gerçek. Yani bugünden ben geçmişteki o haberlere baktığımda, örneğin ilk köy yakmaları biz yazdık. İlk o dönemdeki mesela Hizbullah reportajı ilk olarak Gerçek'te yayınlandı. Yine PKK'nın bugün birçok önemli isminiyle Cemil Bayık dahil olmak üzere Gerçek'te bu röportajlar yapıldı. Yani düşünün ki bir asker geldi bize, işte köy yakmalarının fotoğraflarını getirdi. Yani köy yakmalara katılmış ve başından sonuna kadar fotoğraflamış. Fotoğrafları bize getirdi, biz yayınladık. Birçok faili meçhulle ilgili haberi, yani Metin'le birlikte mesela o dönemde 92 yılında yargısız infazlarla ilgili haberler yaptık. Ve bunların karşıda mesela o dönemde Sebahat Karataşlar'ın öldürüldü. Yaklaşık bir gecesinde 17'ye yakın insan öldürüldü. Onların cenaze törenini biz Metin'le birlikte izledik. Evet. Ve o dönemde bunları yazmak, hani sosyalist basın dışında kimse yazmıyordu. Yani bugünkü gibi değil. Bunlar bile bir tehdit unsuruydu işte yani. Bugünkü gibi kim, yani bugün herkes yazıyor belki. Hani geçmişe dönüp o oldu bu oldu herkes yazıyor ama bugün o dönemde bunları sadece işte Gerçek yazıyordu. Belki Gündem yazıyordu veya küçük sosyalist gazeteler yazıyordu ama haftalık haber dergisi olarak sadece Gerçek'te vardı. Evet. Şimdi süremiz de çok azaldı ve ben yani gerçekten sizi ne kadar etkilediğini aslında evet görebiliyorum, anlayabiliyorum. Sizi de çok yormamak adına son söylemek istedikleriniz varsa. Yani hem Metin şahsında hem dediğim gibi yeni gazetecilere, Metin'in ışığından giden gazetecilere söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yani Metin hakikaten saf, temiz, hakikaten sokaktaki insandan yana haberciliğin simgesi oldu. Ve yeni gazetecilerin de örnek olması gereken bir kişilik. Bu yani evet Türkiye'de birçok basın cinayeti işlendi. Ama hani kimliğiyle, kişiliğiyle yaptığı gazetecilikte sokaktaki insanın hani işte öğrencinin yanında, emekçinin yanında hakikaten onların penceresinden haber yapan gazeteci tipinin simgesi Metin Göktepe oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet. Bugün gazeteci Sadık Güleç'le birlikteydik. Kendisi aynı zamanda Metin'in arkadaşı. 8 Ocak bugün Metin katledileli 19 yıl oldu. Bizler de Sadık hocamızı çok yormak istemedik. Ama bizimle paylaşsın istedik Metin'i. En iyi bilenlerden birisi çünkü kendisi. Evet, Metin Göktepe Evrensel Gazetesi muhabiriydi ve mutlaka ben izlemeliyim dediği habere gittiğinde polislerce gözaltına alındı ve darp edilerek öldürüldü. Evet de Metin'in gazetesi de yazmaya devam ediyor. Bizler de Hayat Televizyonu olarak Metin'in haberciliğinde onun izinden gitmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Evet de Evrensel yazdığı sürece Metin her zaman yaşayacak diyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hemen bizim arkamızdan bugün Metin'in mezarı başına yapılan anmadan özel röportajlar sizinle birlikte olacak. Hoşça kalın.